sindirim sistemimiz proteini parçalıyor ve de amino asitlere kadar indirgiyor değil mi arkadaşlar? Sonra bu amino asitleri vücut alıyor. Kendi DNA'mıza göre bunu yeniden yapıyor. Sonra biz ne diyoruz? Anabolizma. Yani hayvan eti yiyorsun, insan etine dönüşüyor. Değil mi? Böyle bir olay var. Bu olayların türüne metabolizma adı verilmiş oluyor. Ana kelimesi de böyle. Evet, ektomiyede örnek vermiş olduk. Neyin sonuna ektomi gelirse, mesela tonsille bademcik demek, tonsillektomi bademciğin kesip alınması, dışarı çıkarılması. Mesela bu ek kelimesine örnek vereyim, ekle alakalı. Mesela topos, yer demek. Topos, belki duymuşsunuzdur. Hatta topografya diye bir şey var. Değil mi? Topografya ne demek? Haritacılık. Hani grafi neydi arkadaşlar? Grafi yazmak demekti. Mesela coğrafya yazar, yani geo zeminle ilgileniyor. Buna mesela topos bu anlamda yer demek. Örneğin ektopik gebelik diye bir şey var. Ektopik. Evet Emine. Emine buyur. Yani el kaldırmayı mı denedin yoksa bir şey mi söylemek istiyorsun? Çünkü Ray Sent butonuna bastın oradan. Mesela ektopik gebelik, topos neydi? Yer. Ektopik dediğimiz zaman yerinin dışında. Yani gebeliğin yeri neresi arkadaşlar? Rahmin içi. Değil mi? Normalde gebelik rahmin içine gerçekleşmiyor. Rahmin kenarlarında tüpler var. Fallop tüpler. Onların ucunda yumurtalıklar var. Döllenme orada meydana geliyor. Ve sonrasında döllenmiş yumurta hücresine zigot deniyor malum. Bu tüpleri geçerek rahmin içine gömülüyor. Zigot, implant oluyor. Hani plant yer demek, im ise içine. Yani içine gömülmüş oluyor, yerleşmiş oluyor. Velhasıl. Ama bu bazen gerçekleşmiyor. Bir arkadaşımın sesi açık kaldı. Emine'nin konuşmadan. Bazen zigot rahmin içine kadar gelemiyor ve tüplerde kalıyor. O zaman buna ne deniyor? Dış gebelik veyahut da ektopik gebelik. Yani yerinin dışında olmuş. Rahmin içinde olmadığı için o da yerinin dışında olmuş anlamında ektopik gebelik adı veriliyor. Bakın uvula küçük dil demek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yazmışlar. Bir başka kelimemiz peksi. Peksi de az önce ders kelimesi vardı. Sabitleme demek. Peksinin de anlamı cerrahi sabitleme. Yani dikerek sabitleme anlamına geliyor. Peksi. Örneğin bu çok fazla kullanılan bir kelime değil ama geçmiş derslerimizde gastroptoz denen bir kelime var. Gastroptoz. Yani midenin düşmesi, sarkması aşağı doğru. Peki midenin düşmesi, sarkması nasıl meydana gelir? Büyük bir ihtimalle travma sonucu. Çünkü bildiğiniz gibi bütün iç organlarımız karın duvarına asılmış vaziyette, dikilmiş vaziyette. Yani omentum, duymuşsunuzdur belki anatomide. Omentuma asılmış vaziyette. Yani eğer böyle olmasaydı bütün organlar aşağı doğru bir şey yapardı değil mi? Yani toplaşırdı. Bir çuvalın hani çuvalın içine koyduğu şey nasıl birikiyor dipte? Öyle olurdu ama mide yukarıda asılı olduğu halde düşmüyor aşağıya değil mi? Ya da ince bağırsak 5,5 metre yukarıda havada olduğu halde aşağı yığılmıyor. O kalın bağırsak da öyle. Bunun sebebi organların omentuma asılı vaziyette. Zaten omentum bağırsak askısı demek. Omentuma dikili vaziyette ama bazen ciddi bir travma veya büyük bir enfeksiyon sonucunda bu yani bulunduğu yerden organ aşağı sarkabilir. Buna ptoz, gastroptoz adı veriliyor veya enteroptoz, koloptoz, blefaroptoz. Bunu söylemiştik yani blefaron göz kapağı sarkıyor şeye. İşte o sarkan organın tekrar yerine dikilmesi olayına ne deniyor? Peksi. Mesela gastroptoz ne yapılır? Gastropeksi yapılır. Bakın burada ne yapmış? Karın duvarı, body wall demiş. Önemli bir şey olabilir diye. Sesim geliyor mu şu anda? Sesim geliyor mu? Evet hocam geliyor. Tamam kusura bakmayın. Ya normalde açmam herhangi bir arada ama okul müdürü arayınca ister istemez yani bazen acil durumlar olabiliyor. O yüzden. Evet şimdi plastik kelimesinde kalmıştık. Plastik kelimesi plastik cerrahi demek. Yani onarma anlamına geliyor aslında. Türkçe'de plastiği kullanıyor zaten şu anda. Mesela örnek kelimemiz labioplasti. Yani labium dudak demek. Labioplasti, dudağın onarılması, dudağın plastik cerrahisi. Normalde plastik cerrahi bilim dalı. Aslında mesela resimde gördüğümüz bebeğin durumunu biliyorsunuz. Buna kurt ağzı ya da tavşan dudak deniyor.
doğuştan varsa yarık damaklı veya dudaklı doğuyor bazı bebekler. İşte bu tip durumları düzeltmek için ortaya çıkan bir cerrahi bilimi. Gördüğünüz gibi mesela bu çocuğun dudağı şu hale gelmiş, görüyor musunuz? Bayağı bir düzeltmişler yani. Yani muazzam bir bilim, gerçekten muhteşem. Ama tabii günümüzde bu olay neye dönüştü? Biraz güzelliğe dönüştü. Mesela abdominoplastinin bir olayı var. Abdomen karın demek. Abdomino karnın plastik cerrahisi. Ne yapıyorlar? Mesela karında yağ çıkartıyorlar. Malum buna liposuction adı veriliyor. Değil mi? Lipo yağ demek. Veya lipid yağ demek. Liposuction da suction kesme demek. Doktor ne yapıyor? Yağı keserek alıyor. Yani karından bir hortum gibi bir şeyle bir teknoloji. Veya bazen de şey oluyor. Karnı tamamen açıyor. Özellikle arkadaşlar tabii ki bu bazen hani güzellik amaçlı ama bazen de gerçekten sağlık amacıyla kişi diyelim ki yani 150 kilo, 200 kilo yani işte aşırı bir kilosu var. O zaman televizyondaki programları görmüşsünüzdür. Kişiden yağ çıkartılıyor. Yani resmen açıyor karnını ve yağ hani söyleme sayıp kurbanda yağ ayırıyorsun ya etten. Aynen onun gibi arkadaşlar böyle kurbanlık şey gibi kesiyor doktor. Yani artık cerrahi bilim bu şekilde. Yine mesela otoplastik, kulağın plastik cerrahisi. Bakın bu güzellik amacıyla kullanıyor. Örneğin kepçe kulak ameliyatı. Ama bazen ya mesela benim eskiden bir öğrenci vardı. Kulağı yanmıştı. Bir yangında kulağın bir tanesi. Yoktu yani kulak yok. Yani duyma problemi yok ama kulak yapışmış yani. Sonuç itibariyle ne yapması gerekiyor bunun? Düzeltmesi gerekiyor. Yine rinoplasti olayı var. Burnun plastik cerrahisi veya da vücudun herhangi bir yerinde bu kullanılabiliyor. Sunakları bitiriyoruz arkadaşlar. O yüzden bitirdiğimizde dersi bitirmiş olacağım. Mesela rafi kelimesi var. Rafi dikiş demek. Cerrahi dikiş ama. Zaten dikiş cerrahi oluyor tıpta. Mesela enteron ince bağırsak demek. Enterorafi ince bağırsağın dikilmesi. Ancak bu kelime daha çok bu, tabii ki kullanılıyor şu anda. Ama daha çok sütür şeklinde kullanılıyor. Sütür dikiş. Yani mutlaka duymuşsunuzdur. Yani en çok atılan dikiş tiplerinden bir tanesi bu. Mesela sütür kelimesinin anlamı aslında Türkçe tam karşılığı yok. O yüzden sütür diye kullanıyor. Ama zikzak demek. Yani şöyle. Mesela insan vücudunda oynamaz eklemler de var değil mi arkadaşlar? Oynar eklemler de var. Ama oynamayan sabit eklemler de var. Nedir o? Kafatasında. Yani kafatasında altı kemik var. İşte frontal, parietal, temporal vesaire. Bunlar arkadaşlar nasıl birleşmiş? Yani normalde doğum esnasında bu kemikler ayrı aslında. Kafatası yumuşak çünkü bebek doğarken kafası doğum kanalından geçmek zorunda ve dolayısıyla doğum kanalının şeklini alıyor. Yani bebeğin kafası. Dolayısıyla yani orada eklem olmak zorunda. Kafa büzüşüyor. Resmen dümdüz oluyor kafa yani. Ondan sonra. Ama daha sonrasında doğumdan birkaç saat sonra içerisinde bunlar tamamen sesleri kontrol alıyorum. Tamamen bunlar birleşiyor ve daha oynamayan bir zikzak şeklinde birbirine girmiş vaziyette. O yüzden buna sütür adı veriliyor ve sütür dikişler nasıl oluyor? İğneyi hiç yani ipi kesmeden tekrar bir oradan bir buradan bir oradan bir buradan hani terzi dikiş gibi yapılan dikişlere sütür deniyor. Ama tabii her dikiş böyle değil. Normalde mesela dikilir iğne derinin bir yerinden batır bir yerinden çıkartır ve düğüm atılıp kesilir. Ondan sonra tekrar yapılır. Bu tip dikişlerde rafi şeklinde ifade ediliyor. Mesela enterorafi ince bağırsağın dikilmesi. Gastrorafi midenin dikilmesi tarzında. Stomi kelimesi var. Bakın yine tedaviden devam ediyoruz. Bunlar tedaviyle ilgili kelimeler. Mesela stoma ağız demek. Stoma. Mesela stomatit, ağız iltihabı gibi. Stoma kelimesi aslında ağız demek ama buradaki stomi kelimesi yapay ağız demek. Şimdi önce ağzın ne olduğunu anlayalım. Biz normalde konuştuğumuz dilde her şeyin açık olan kısmına ağız deriz, değil mi? Mesela çuvalın ağzı. Açık olan kısmına ağız diyoruz. Ya da ne bileyim sürahinin ağzı, işte tarlanın ağzı hatta. Nerede? Tarlanın ağzında. Yani girişinde, açık kısmında anlamında. Velhasıl ağız kelimesinin anlamı açıklık demek. Ya buradan da anladığımız ne?
Demek ki vücuda yapay bir ağız, yani yapay bir açıklık oluşturulmuş. Biliyorsunuz kolostom diye bir hastalık var. Bu hastalık ne zaman veya neye sebep oluyor? Malum kadın bağırsağı, özellikle rektum kanserinde, eğer rektum, bakın şurada bu var. Kolostominin resmini de görebiliyoruz. Bakın bu kalın bağırsak, şuradan itibaren ne olmuş arkadaşlar? Bağırsak alınmış buradan itibaren. Yani muhtemelen rektum, sigmoid kolon vesaire buraları kaplayan bir kanser. Ve ta ön üste kadar bu alınmış burası. Peki doktor ne yapmış? Buraya yapay bir ağız açmış. Bakın stoma ne diyor? Ağız diyor. Yapay bir ağız. Ve tabii ki bu ağzın önüne bir tane torba takılıyor. Ve torbanın da alt kısmını gördüğünüz gibi arkadaşlar burada tabii zoom engel oluyor, gösteremiyorum. Dibinde ne var? Gayta var. Yani kişi artık yani geçici veya kalıcı oluyor bunlar. Eğer kalıcı kolostomi yapıldıysa kişi ömür boyu yanında bu çantayla yani karnında bir kolostomi torbasıyla yaşamak zorunda kalıyor. Özellikle kalın bağırsak kanserlerinde, rektum kanserlerinde bunlar yaşanan durumlar. Demek ki bu anlamda stomi, kolostomi kalın bağırsağa yapay ağız. Ama bazen nefes borusunda yapılıyor bu. Diyelim ki adam boğazdan bir şey tıkanıyor. Nefes alamaz durumda. O zaman ne yapıyorsun? Boğazdan şuradan kesiyorsun. Yani şu deliyorsun. Yapay bir açıklık oluşturman gerekiyor. Bu nasıl yapılıyor? Bunu tabii yapmak kolay bir hadise değil. Ama ya baktın ki ölecek kişi. Şurayı kesiyorsun. Zaten deri çok ince şurada. Burayı kesip oraya içi boş bir şey koyuyorsun. Yani boru şeklinde olacak ki oradan hava kişi alabilsin. Yani kesip bırakmak da olmaz. Tabii hava açıklığı vermen gerekiyor. Çünkü nefes borusu bayağı kalın bir organımız. Yani onun velhasılı. O anlamda bunlar oluyor. Bazen örneğin ince bağırsağın bir kısmı alınıyor. Ortadaki kısım alınıp diğer kısımla birleştirilebiliyor. Buna da mesela ince bağırsağın ilk kısmına duodenum, boş kısmına jejunum, en son kısmına ileum adı veriliyor. Bunu anatomide görmüşsünüzdür. İnce bağırsak 5-5,5 metre uzunluğunda bir malum gerçekten de kalın bağırsağa göre daha ince. Bağırsak ve sindirimin olduğu kısım aslında burası. İnce bağırsak boyunca ne yapıyor? Yani duodenumda sindirim başlıyor. Kısmen ince bağırsakta devam ediyor ama bir yandan emilim mi oluyor? Yani kan ne yapıyor? Bağırsaktan sıvı çekerek oradaki besinleri almış oluyor. Tabii ki kalın bağırsağa geldiğinde bu artık posası kalıyor geriye. Bu da dışkı olarak orada bulunuyor. Velhasılı. İşte bazen ince bağırsakta kanser olur ve jejunum adı verilen orta kısım çıkartılır. O zaman ne yapılır? Duodenumla ileum tekrar bir araya getirilip ağızlaştırılır. Buna da duodeno, jejunostomi adı verilir. Duodeno, jejunostomi. Yani duodenum, ileuma, pardon yanlış söyledim. Jejunum çıkartıldığında duodeno, ileostomi adı veriliyor. Bununla ilgili de birçok kelime var aslında. Bu kadar örnek yeter. En çarpıcı örnek bu aslında. Stomi kelimesi. Evet. Bununla arkadaşlar son eklerimiz bitmiş oluyor bugün. Dersimizde şu anda aslında 10 var. Örneklere bir giriş yapalım aslında. Çünkü geçen hafta vakit kaybettik. O yüzden biraz devam etmek istiyorum aslında. Şimdi sıra neye geldi? Örneklere. Yani prefix dediğimiz örnekler. Bu örnekler aslında İngilizce'ye de kullanılan. Arkadaşlar 6'da bırakacağım ama. Hani örneklere geçtim ama 6'da bırakacağım. Benim saatime göre 10 dakika var şu anda. 9 dakika var hatta. İngilizce'ye de kullanılan kelimeler. Mesela re İngilizce'de kullanılıyor. Un İngilizce'de kullanılıyor. Miss. Bunlar kullanılan kelimeler İngilizce'de. Örnek şeklinde kullanılıyor. Burada anlatmış bir örnek. Ne demiş? Kök kelimenin önüne eklenir diye. Yeni bir kelime yapmak için kök kelimenin önüne eklenir şeklinde açıklama da yapmış. Evet. Hatırlarsanız gene şöyle demiştik. Son ekleri anlatırken birçok öneki de birçok kökü de görmüş olacağız. Ve örnekleri çok daha hızlı bir şekilde geçmiş olacağız demiştim. Örnekler çok aslında. Hani son eklere göre örnekler çok daha fazla. Toplam yani 350 kelime varsa bunun 50 tanesi son ekse 300 tanesi veya 250 tanesi örnektir. Ama zaten çoğunu gördük. Mesela braşyon Yunanca kol demek.
veya brachion diye de söyleyenler var. Bunun başına mesela braşi dediğimiz zaman ia neydi? Durum. Bir şey durumu. Ama hatırlarsanız ia'nın daha çok tıpta hastalık gösterdiğini söylemiştik. Yani çünkü hastaneler sağlıklı durumla ilgilenmezler. Adamın durumu iyi. O zaman ne iş var hastanede değil mi arkadaşlar? Yani normal durumları anlatan bir kelime çok fazla kullanılmıyor hastanelerde. Çoğunlukla hastalıklı durum. Mesela abraşi dediğimiz zaman braşi kol durumu bir anlamı yok. Ama başına a geldiği zaman kolun doğuştan olmamasını ifade ediyor. Ve şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar çocuğun doğuştan bir sol kolu hiç yok. Sağ kolu da ne yazık ki kısa bir şekilde kalmış. Yani oluşmamış. Buna kolun aplazisi adı veriyor aynı zamanda. Kol oluşmamış yani doğuştan yok. Sonradan kesilmiş değil. Mesela kol olup da bir hastalık sebebiyle veya kaza sonucu kesildiyse sonradan buna ampute deniyor. Amputasyon. Belki duymuşsunuzdur. Hatta bildiğiniz gibi ampute milli takım var değil mi? Duyanınız vardır. Yani bu ampute milli takımı doğuştan sakat olanlar değil. Yani sonradan sakat olmuş. Allah kimsenin başına vermesin. Her an sakat olma ihtimalimiz var. Nüfusumuzun %8'inde ne yazık ki bu sakatlık durumu var. Yani özürlü şekilde %8 çok ciddi bir oran şu anda. Yani o yüzden biliyorsun gerek otobüslerde gerek toplu yaşanılan yerlerde hatta caddelerde bile özürlerle ilgili bir takım uyarılar var. Örneğin kaldırım taşlarının ortasından görme özürler için böyle sarı taşlar var. Tabii onlar sarı olduğunu görmüyor ama o kabartmalı o taşlar ve kişi o şekilde ne yapıyor? Kaldırım boyunca sağa sola hani zikzak yapmadan kaldırım boyunca yürüyebiliyor o şekilde. Evet. Bir başka kelimemiz anatomik bir terim aslında. Bunu görmüş olduğunuzu varsayıyorum. Çünkü anatomide yön bildiren terimler önce anlatılır. Yani anatomiye başlamadan önce yönlerden bahsedilir. Bu da aslında bir tanesi. Mesela up dediğimiz zaman uzaklaşmayı, out dediğimiz zaman yani D ile söylediğimizde yaklaşmayı anlatıyor. Mesela abdüksiyon, dışa çekim, örneğin kol, vücuttan dışa doğru hareketlerinde buna abdüksiyon. Tam tersine yaklaştırıldığında buna adüksiyon adı verilmiş oluyor. Yine absorb, adsorb diye kelimeler var. Bunları zaten biliyorsunuz. Yine daha önce söylemiş olabilirim. Örneğin norm kural demek demiştik norm. Normal kuralla ilgili. Hani sen bir hareket gördün. Gayet normal. Yani olağan bir şey. Toplumda hor hakir görülmeyen bir hareket. Ne diyorsun? Normal. Kimse tepki vermiyor. Ama bazen abnormal olabiliyor. Yani normalden bir hafiften uzaklaşmış. Yani şöyle ki hani ben bunu sınıfta genelde şöyle örnek veriyorum. Ders başlamış, sen geç kalmışsın. Sınıfa girmek istiyorsun. Normal ne? Kapıyı çalıp hocam girebilir miyim değil mi? Budur ya. Yani, normali bu. Ama bazen öğrenci dalıyor. Hiç ne kapıyı çalıyor, ne hocaya soruyor, gidiyor, oturuyor. Ondan sonra ne olmuş oldu? Buna abnormal adı veriliyor. Ama bir de ne var? Anormal var değil mi? Normal hiç yok yani. Abnormal. Normalden uzaklaşmış. Anormal hiç normal değil. Mesela adam ne yapıyor? Kapıya bir tekme atıyor. Ondan sonra hey lan ben geldim diyor gidiyor oturuyor. Bak, bu anormal bir durum değil mi? Herkes tepki gösterir buna. Ondan sonra normal bir durum değil. Ama arkadaşlar bu da normal sınırlar içerisinde. Bir de ne var? Paranormal var. Paranormal. Bu para kelimesinin anlamı den farklı demek. Yani paranormal dediğimiz zaman normalden farklı. Yani şöyle düşünün. Adamın bir tanesi sınıfta olmayan bir öğrenci bir anda bir tane sırada beliriverdi. Bunun normallikle hiç alakası yok. Bunu izah edemezsin ya. Bu nasıl oldu ya? Şu ne oldu? Cinler, peliler mi getirdi bilmem ne, ne mi oldu? Neyse. Bunu izah edemezsin. Buna paranormal deniyor. Zaten biliyorsunuz parapsikoloji diye bir şey var. Paranoya diye bir şey var. Bu para kelimesi kullanılıyor. Mesela metafizik ya da paranormal. Bizim gördüğümüz alem var. Fizik alem. Kuralları var. Değil mi? İzah edebiliyorsun. Eni var, boyu var, ebadı var. Bir kütlesi var. Hacmi var. Yani elle tutabiliyorsun, gözle görebiliyorsun. Buna fizik alem deniyor. Ama bir de bizim hiç göremediğimiz, beş duyu organımızda hissedemediğimiz bir metafizik alem var. Fizik kütlesi bir alem var. Yani bunu
İster kabul edelim etmeyelim. Bakın mikroplar bunun dışında. Mikroplar bizim fizik halimizde. Niye? Gözle göremesen bile bunu mikroskopla görebiliyorsun. Yine gözle gördür yani. Yine gözüne aletle bakabiliyorsun ama bir de yani maddi değil de beş duyu organın dışındaki duygularını hissettiğin bir takım durumlar olabiliyor. Buna paranormal veya metafizik deniyor malum. Para kelimesinin buradaki anlamı mesela psikoloji, parapsikoloji. Yani psikoloji normal insan ve hayvan davranışını incelerken parapsikoloji daha ziyade paranormal olayları konu alıyor. Onlarla uğraşıyor. Hatta bununla alakalı bir zamanlar X-Files diye bir dizi vardı. Yani X dosyalar. Yani ne olduğu belli değil. Yani açıklaması yok. Yani bir takım olaylar oluyor ama bunun yani, iki tane ajan var. Bu olayların peşine düşüyor. Fakat olayları çözmekten ziyade olayların içine düşüyorlar. O olayların içine kendisi de bir şekilde dahil oluyor ve dosya öyle kapanıyor. Yani ne oldu belli olmuyor yani sonuç itibariyle. Böyle durumlar oluyor. Bunlar da paranormal adı veriliyor. Evet, abdüksiyon buna girmiyorum. Akro kelimesi var. Şimdi bugünkü ders kaydını bugün atmaya çalışayım ama bugün derken yani az sonra değil. Çünkü birazdan benim başka eğitimler var. Kendi şahsi zoom'umla. O yüzden şu an atamam ama gece saatlerinde atmaya çalışacağım inşallah. Şimdi akro birçok anlamı var aslında. Yüksek anlamı var. Örneğin akrofobi, aerofobi, uçak korkusu. Akrofobi, yüksekten korkma. Mesela akrofobisi olan insanlar uçağa binebilir. O başka bir şey. Yani uçmaktan korkmak başka bir şey. Akrofobi, bu insanlar yüksekten baktıkları zaman korkuyorlar. Yani bir binanın tepesine aşağı bakamıyor mesela. Yani ne oluyor? Gözü kararıyor. Bir şeyler oluyor velhasıl. Ondan sonra ama aynı zamanda uç anlamına geliyor. Aynı zamanda ekstremiteler anlamına kullanılıyor. Yani kol ve bacakları da bir arkadaşımız ısrarla arıyor. Kapatıyorum, ısrarla arıyor. Derste olduğunu bilmiyor tabii ki. Mesela arkadaşlar bu bebek yeni doğan bir bebek gibi görünüyor. Elleri ve ayakları blue, değil mi? Hand İngilizce malum el demek ya. Foot ayak demek. Futbol da buradan geliyor malum. El ve ayaklar blue yani mavi, mor şeklinde. Bu olağan bir şey. Yani yeni doğan bebeklerde bu çok olağan bir şey. Ama saatler içerisinde bu morluğun gitmesi lazım. Ama gitmezse o zaman doğumsal yani konjenital bir takım hastalıklar olma ihtimali var. Yani konjenital kalp anomalileri diyoruz mesela. Doğuştan kalbi direkt diyoruz ya. Vücut kanı tam olarak temizleyemiyor. Yani kirli kan temiz kana karışıyor. Buna mesela demiş arkadaşlar akrosiyanoz. Yani uçların morarması. Vücudun komplesinde siyanoz normal morarma. Akrosiyanoz el ve ayakların veya uç kısmının morarması anlamına geliyor. Yine mesela akromegali diye bir kelime var. Akromegali. Özellikle bu jigantizm hastaları var. Malum devlik. Onun tersine nanizmdi. Jigantizm hastaların arkadaşlar bütün kemikleri uzun. Yani adamların elleri devasa. Yani el ve ayakları müthiş. Mesela bu Sultan denen bir adam vardı. Mardin'in büyük işte ilçesinde. Boyu 2 metre 5 santim falan. Pardon daha da 2,5 metre pardon. Ondan sonra ayakkabısı 55 numara mı ne? Hesap et. Yani eli ve ayakları inanılmaz derecede büyük oluyor. Buna akrosiyanoz veya akromegali adı veriliyor. Adenin daha önce söylemiştim. Aden bez demek demiştik. Hatta adenom kelimesini de direkt olarak vermiştik. Hatırlayın. Bir şeyin sonuna om geldiğinde tümör olduğunu ama kötü huylu değil. İyi huylu tümör. Fakat bu omun başına karsinom geldiğinde yani karsinom şeklinde söylendiğinde bu da kötü huylu olduğunu anlıyoruz. Çünkü karkinos Yunanca yengeç demek. Yani bu kanser hastalığı ilk defa bulunduğunda, tespit edildiğinde buna isim veren insanlar bildiğiniz gibi isimler neye göre veriliyor? Çağrışıma göre veriliyor. Bu neyi çağrıştırıyor? Neye benziyor bu? Buna göre isim veriyorlar. Velhasıl da ne demişler? Buna yengeç yani tabiri caizse tutuyor bırakmıyor.